Lösemili Çocuklar Vakfı yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Bodrum'da Kurban Bağış kampanyalarını anlattı. Ülke genelinde 20 binden fazla kayıtlı hastası bulunan Lösev'in çocukların protein ağırlıklı beslenmelerini sağlayabilmek amacıyla gerçekleştirdiği çalışmalar Bodrum'da devam etti. Lösev'in Bodrum'da sağ çalışması yapan halkla ilişkiler uzmanları Kurban Bağış kampanyalarını Bodrumlulara anlatırken, halkın duyarlılığının yüksek olduğu bu dönemi fırsat bilen dolandırıcılara karşı da uyarılarda bulundular. Lösev'in Halkla İlişkiler Biriminde yönetmen olarak görev yapan Can Öney, çalışmalarının içinde kurban döneminin çok önemli olduğuna dikkat çekerek şöyle konuştu. Sağlayabilmemiz amacıyla vekaleten kurban kesimleri gerçekleştiriyoruz. Dini usullere uygun bir şekilde bağışçılarımızın kurbanlarının kesimini gerçekleştiriyoruz ve çocuklarımızın 12 ay boyunca et yemelerini sağlayabiliyoruz. Bunun için internet üzerinden, banka üzerinden, PTT üzerinden ya da vakıf merkezlerimize gelerek bağışçılarımızın bağış yapmaları yeterli olacaktır. Entegre et tesislerinde etler kesildikten sonra gönderebildiğimiz kadarını ailelerimize gönderiyoruz. Gönderemediğimizi anlaşmalı olduğumuz firmalara teslim ediyoruz ve 12 ay boyunca istediğimiz zaman onlardan et alıyoruz ve ailelerimize gönderiyoruz. Lösev'in kayıtlı 20 binden fazla çocuk ve ailesi bulunduğuna işaret eden Öney, sözlerini şöyle sürdürdü. İlaçları nedeniyle bağışıklıkları düştüğü için bağışıklıklarını kuvvetlendirmek amacıyla protein ağırlıklı beslenmeleri gerekiyor. Ve siz bağışçılarımız sayesinde de çocuklarımız 12 ay boyunca protein ağırlıklı beslenmiş olabiliyorlar. Lösev İzmir İrtibat Ofisi'nde Halkla İlişkiler Biriminde görev yapan Gamze Berçin Tatarsa, bu dönemlerde halkın insani duygularını sömüren dolandırıcılara karşı dikkat edilmesi gerektiğinin altına çizerek şöyle dedi. Bu noktada halkımızı uyarmak istediğimiz birkaç konu var. Bizlere bağışlarınızı yönlendirmeniz kurumumuz açısından çok kıymetli ama bunu yaparken bazen kötü niyetli kişilerle karşılaşabiliyorsunuz. Maalesef halkımızın duyarlılığının yüksek olduğu bu dönemde dolandırıcı kişiler de bundan faydalanmaya çalışıyorlar. Ve sizden gelip kapınızdan ücret isteyebiliyorlar, bağış isteyebiliyorlar, bağış adı altında sizden para alabiliyorlar. Lütfen bu kişilere itibar etmeyiniz. Yani Lösev'in böyle bir çalışması kesinlikle yok. Bu kişiler yaka kartıyla da gelse, ellerinde size bağış makbuzu olarak lanse ettikleri bir fişle kapınızı çalıyorlar. Bu kişilerin kurumumuzla hiçbir alakası yok. Lösev asla kapı kapı dolaşarak para toplamaz. Lösev'e bağışta bulunmak isteyen vatandaşların birçok yoldan güvenli bir şekilde bağışlarını yapabileceklerinin de bilgisini veren Tatar sözlerini şöyle tamamladı. Biz bağışlarımızı resmi yollardan kabul ediyoruz. Bizlere banka şubeleri aracılığıyla ulaşabilirsiniz. Tüm büyük bankalarda vekaleten bağış ekranlarımız şu an açık durumda. Bağışlarınızı yapabilirsiniz. İnternet bankacılığınızı kullanarak bağış yapabilirsiniz. Yine www.losev.org.tr adresinden kredi kartınız aracılığıyla güvenli bir şekilde Losev bağışınızı yapabilirsiniz. Ofislerimizi arayabilirsiniz. Vakıf merkezi numaramız 0312 447 06 60. Bu numaradan bizlere ulaşarak bağışınızı güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Yine yurt dışından bağış yapmak isteyen bağışçılarımız için bu numaradan bizlere ulaşarak vakıf merkezimizden hesap numaralarını alabilirler. PTT şubeleri aracılığıyla posta çeki hesabımıza bağışlarınızı yatırabilirsiniz gibi pek çok yasal denetlenen bağış yollarından kurumumuza bağışlarını ulaştırabilirler. Bu noktada halkımızı mutlaka uyarmak istiyoruz. Lütfen bu dolandırıcı kişilere itibar etmesinler.